Bildiğiniz üzere bütün ülkelerde hemen hemen bütün ülkelerde okullar kapatıldı ve bunun en büyük sebebi de koronavirüstü. Ülkemizde de koronavirüs nedeniyle iki hafta okullar kapalı kalacak. Ve bu yüzden de uzaktan eğitim başlayacak. Ve bu da EBA üstünden ve televizyon üstünden yapılacak. Ben de bugün bu videoda sizlere EBA nasıl kullanılır, EBA şifresi nasıl alınır, uzaktan eğitim nasıl olacak, okullar daha uzun süre kapalı kalır mı bu konu hakkında konuşacağım. Gelin hemen videoya başlayalım. İlk başta EBA sitesine nasıl giriş yapacağız? İlk başta e, Google olabilir, Çorum olabilir hangi internet sayfasını kullanıyorsanız. O siteden, e, o arama motoruna EBA yazacaksınız. Ve EBA sitesine girdikten sonra bizi böyle bir ekran karşılıyor. Bu ekranda ne aramıştınız kısmında istediğiniz bilgilere ulaşabilirsiniz. Ve e, bu olan bilgilerden, EBA'da olan bilgilerden daha çok yararlanmak için bir EBA şifresi alıp EBA hesabı oluşturmanız lazım. Şimdi EBA'yı açtığımızdaki ilk ana sayfa hakkında konuşacağım. Burada dersler, sayfalar, akademik destek, mesleki gelişim, haberler falan var. Ee, burada koronavirüs haberleri yani daha genel olarak e, ülkemizdeki eğitim hakkında haberler var. Altta yine öneriler. Bunlar her zaman değişiyor gündeme göre, eğitim gündemine göre. Ve böyle bir site karşılıyor bizi. Ardından da şu üçlü kısma tıklayarak buradan şifremizi alabiliyoruz. Şifre almayı da hemen sizlere anlatacağım. Dediğim gibi bu üçlü kısma tıklıyoruz. Oradan öğrenci girişini tıklıyoruz. Ve böyle bir yer çıkıyor. Tabii ben EBA şifresini aldığım için böyle bir yer çıkıyor. EBA şifresini almasaydım EBA şifresini nasıl alacağımızı zaten size benim anlatmama gerek yok. Site kısa ve öz bir şekilde anlatıyor. Buradan da EBA şifresini nasıl alınara tıklayacağız. Burada e, nasıl alacağımızı buradan bakabilirsiniz. İşte videoyu durdurup bakabilirsiniz. Böyle. İlk başta sizden bir şifre istiyor. Kullanacağınız bir şifre. Bu çok kolay olması lazım. Çünkü çalınabilme ihtimali var. Ardından şifreyi doğru yazdınız mı diye kontrol ediyor. Tekrardan yazmanızı istiyor. Ardından bir e-posta adresi ve telefon numarası istiyor. E, eğer şifrenizi değiştirmek ya da kaybettiyseniz. Değiştirmek istiyorsanız ya da kaybettiyseniz bir telefon numarasına ihtiyaç var. O yüzden de bir telefon numarası yazmanız lazım. Ardından bunları yaptıktan sonra kendi sayfamıza giriyoruz. Ve kendi ve kendi sayfamıza girdikten sonra da bizi böyle bir yer karşılıyor. Burada matematik, sosyal bilgiler, fen bilimleri dersleri, sınıfa göre değişebilir. Bunları görüyoruz. Yine sağ köşede bir takvim var. Burada bize atılan mesajları görebiliyoruz. Buradan biz istersek tartışma yapabiliyoruz. İstersek oylama yapabiliyoruz. Bunu istersek yoruma kapalı yapabiliriz. Şu yoruma kapalı yerini tıklayarak ya da kapatarak. İsterseniz bir resim atabilirsiniz, dosya ekle de dosya ekleye tıklayarak. Grup seçebilirsiniz, sınıfınızı seçiyorsunuz ve ardından e, kurallara uyuyorsa yani küfür ya da argo bir kelime içermiyorsa da ya da kötü bir şey e, içermiyorsa paylaşabiliyoruz bunu. Bunu ilk başta bizi, bize söylüyor çünkü bunlar bu siteye göre siber siber zorbalık sayıldığı için bunu söylüyor. Bunu kabul edersek biz mesajımızı yayınlayabiliyoruz. Bu eba'daki ana sayfamızdı. Burada bekleyen çalışmalarımızı da görebiliyoruz. Eğer öğretmenimiz ya da okulumuzdan biri bize bir test ya da başka bir şey atarsa bunu görebiliyoruz bekleyen çalışmalarım kısmından. Bana henüz bir şey atılmadığı için ben göremiyorum. Ve ayrıca takvim kısmında da size mesela bir ödev verildi. Onun hangi zamanda yapılacağını burada veriyor mesela. An 26'na bir sınav koymuş ya da bir Ödev koymuş. Bunları görebiliyoruz. Sonra şu görmüş olduğunuz EBA'nın sol tarafında olan üçlü kısma tıklıyoruz. Bu üçlü kısımda e, bize portfolyomuzu gösteriyor. Derslerimizi gösteriyor. Sınavları gösteriyor. Kütüphaneyi gösteriyor. Çalışmaları var. Takvim var. Gruplar var. Bunların hepsi var. Ben şimdi ikinci olarak size EBA portfolyodan bahsedeceğim. Burada mesela ne kadar ders izlediysek onun puanını görüyor. Mesela ben 355 puanlık ders izlemişim. 15 oylama yapmışım. 5 tartışma, 19 ileti, bir grubum var. Armalar var burada. İsterse başka gruptaki kişiler de bizi grubuna alabiliyor. Burada yapmış olduğumuz ders sayısına göre armalar alabiliyoruz. İlk alıştırmanın arması var mesela bende. İsterseniz portfolyo kısmından bir proje ekleyebilirsiniz. Sertifika ekleyebilirsiniz. Başarı ekleyebilirsiniz. Etkinlik ekleyebilirsiniz. Öğretmenin görüşleri var. Ve bunun gibi şeyler var. Sonra için üçüncü kısım ise yine üçlü yere tıklayarak dersler kısmına gidiyoruz. Buradan da dersler hakkında bahsedeceğim. Dersler kısmında da dersleri görüyoruz. Beden eğitimi, spor, bilişim, din kültürü, fen, görsel, halk kültürü, İngilizce, matematik, müzik, sosyal, Türkçe. Bunlar sınıflara göre değişebiliyor. Fakat 23 Mart tarihiyle bunlara yeni pekiştirmeler gelecek. Şu an 23 Mart olmadığı için ee, bunun daha gelişmişi yok. Fakat şu anlık böyle. Tabi o koronavirüs 2 haftalık dönemin son bir haftalık uzaktan eğitim döneminde buralar daha da güncellenecek. İsterseniz e, o güncellendikten sonra da bir video daha çekebilirim. Ondan sonra dersler kısmına girdik. Burada derslerimizi ne kadar yaptığımızı, bölümü ne kadar yaptığımızı görebiliyoruz. Burada din kültürünü görüyoruz. Mesela istersek din kültürü kitabını indirebiliyoruz ya da dersimizi herhangi bir dersimiz varsa o kitabı indirip e, tabletimizden bilgisayarımızdan çalışabiliyoruz. Ardından o üçüncü kısmın içinde olan üç, e, diğer bir kısımda mesela sayfam var ebofort oluyor var. Şimdiki kısım anlatacağım kısımda sınavlar kısmı sınavlar kısmında e, tarama testleri var alıştırmalar var. Kazanım kavrama testleri, merkezi sınav örnek soruları var, beceri temelli testler var, İsterseniz bu testleri çözebiliyorsunuz buradan. Ve şuradan da zil ikonundan da, şurada mesajları da okuyabilirsiniz kısa yoldan. Şuradan da zil ikonundan ne gelen mesaj sayısını görebilirsiniz. Ardından diğer bir kısım ise EBA Kütüphane. EBA Kütüphane'de e, Milli Eğitimin size sağlamış olduğu kadar kitapları görebiliyorsunuz. Eğlence Oyun Kategorisi, Bilim Teknolojisi. Tabi bunlar 2020 itibariyle güncellendi. Sağlık Spor, Türk Dili ve Yabancı Diller, Kültür Sanat, Doğa Çevre rehberlik hizmetleri gibi birçok şey var eba içinde ve bunların hepsi de ücretsiz. Ardından mesela öğretmen size ödev verdi ve burada öğretmenin size gönderdiği ödevleri öğretmene geri atıyorsunuz ve onu yapıp ne kadar yanlış ne kadar doğru olduğunu yani yaptığınız testi öğretmene gönderebiliyorsunuz buradan çalışmaların kısmından. Burada da mesela haftalar göre, takvime göre önemli günlere var. Mesela Yeşil Ay Haftası, Vergi Haftası, Önümüzdeki Günlerde, Bilim ve Teknoloji Haftası, İstiklal Marşını Kabulü, Tüketici Koruma Haftası gibi şeyler var. Bunları buradan görebilirsiniz takvim kısmından. Ardından EBAP profil hakkından da sizin EBAP profiliniz hakkından da ee, kapak resminizi falan değiştirebilirsiniz. Bunun için yine üçlü kısma tıklıyoruz. Ardından şu üçlü kısmın oradaki şuraya bir tıklıyoruz. Şu göstermiş olduğum yeri. O yere tıklıyoruz. Oradan mesela şifrenizi değiştirebilirsiniz. Görünüm ayarlarını değiştirebilirsiniz. Profil resminizi değiştirebilirsiniz. Benimki şu an bu. Ee, yardım kısmı var, çıkış kısmı var. İsterseniz hesabınızdan geri çıkabilirsiniz. Burayı kapatmak için yine o kısma tıklıyoruz ve kapanıyor. Ayrıca EBA'nın öğrencilere sağlamış olduğu şöyle bir e, yarar var. EBA'da sunulan içerikler mobil hatlardan 3 GB'a kadar ücretsiz kotanızdan harcamadan kullanabiliyorsunuz ücretsiz erişim ve diğer yenilikler hakkında anlık bilgi için uygulamayı indirebilirsiniz mobil uygulamasını ya da Microsoft ya da Apple ya da iOS uygulamasını hepsini indirebilirsiniz indirme kısmı içinde App Store ve Play Store'dan indirebiliyorsunuz uygulamayı ayrıca uzaktan eğitim konusunda merak edilen sorulara da şimdi sizlerle beraber yanıt vereceğim mesela sizin diyelim internetiniz ya da EBA'ya erişebileceğiniz bir yer yok. Bunu da TRT TV'den, televizyonda TRT kanallarından izleyebileceksiniz günün belli saatlerinde. Ayrıca hani diyelim TRT'de erişemediniz. TV bu Dijitürk gibi sitelerden, televizyon sitelerinden yine bu EBA eğitimlerine erişebileceksiniz. Ayrıca mesela EBA hakkında merak ettiğiniz şeyler var. Milli Eğitim Bakanı İletişim Merkezi var. 444 0632 adlı Telefon numarasını arayıp oradan bu konu hakkında e, merak ettiklerinizi sorabilirsiniz. EBA'da kimler eğitim verecek? EBA'da e, Milli Eğitim Bakanları'nın seçmiş olduğu bir çok öğretmen ne beraber eğitim alabileceksiniz. Bunlar sizin okulunuzdaki belki öğretmenler olabilir. Fakat olmayacak. Yani e, sizin okulunuzdaki öğretmenler olmayabilir. Bunlar değişebilir. Ayrıca EBA'da öğretmenlerin hazırladığı videolar şu an zaten yapım aşaması bitti. Ve 23 Mart'ta öğrencilere ve öğretmenlere sorumlucak. Yani sunulmuş olacak 23 Mart tarihinde bu videolar. Şu an videonun yapım aşaması bitti yani. O EBA eğitim videolarının yapım aşaması şu an bitmiş durumda. Ve videonun yavaştan sonuna geliyoruz. Şimdi son merak edilen soruları da sizlere yanıtlamak istiyorum. Mesela öğretmenle iletişime geçebilecek miyiz? Bir bilemediğimiz soru olursa. Bunu tabi sizin okuldaki öğretmeniniz değil e, Milliyetin Bakanı'nın seçmiş olduğu öğretmenlerle iletişime geçebileceksiniz. mesaj atabileceksiniz. Mesela bir soru var anlamadığınız bir yer var ya da iletişime geçmek istiyorsunuz. Bunu yapabileceksiniz. Tabi bunun detayları 23 Mart 2020 tarihinde tam olarak belli olacak. Ayrıca mesela okulların 2 e, haftalık süreci de uzayabilir. Çünkü bu koronavirüsün yayılma aşamasına bağlı bir şey. Yani şu anlık böyle anlatacağım kısım bu kadardı. Ee, videonun sonlarına geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz paylaşmayı, abone olmayı, kanalda destekte kalmayı unutmayın. Ve en sonda, videonun en sonunda da bir şey daha söyleyip bitireceğim. Mesela sizin internetiniz var ve internetten o evada yapılan eğitimleri izlemediniz ya da dinlemediniz. Bunlar online olarak sizin devamsızlık karnenize yazılacak ve devamsızlık yapmış olarak sayılacaksınız. Hani bunu internetiniz yok, televizyon, TRT üzerinden yapacaksanız da onun için ayrı bir şey de geliştirilecekmiş. Yani onları izlemezseniz yok da yazılabiliyorsunuz. Şimdilik video bu kadardı. Bu videonun ikinci bölümünde yani 23 Mart'tan sonraki bölümü de istiyorsanız videonun yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Görüşürüz, bay bay.